Gönlümün dingin limanında uslanmış duygular içinde son buluşmamızdan sonra. Ben geldim beyler. Neredesiniz? Yoksa kaçtınız mı? Kaçıp kaçamazsınız ki. Ben kaçayım da görün. Aman, telefon pek lazımdı şimdi. Alo? Evet burası. Ne yapacaksın Hayriye? Ne? Plak şirketi mi? Aa Tarık sen misin? Hı, söyle kardeşim. Anlıyorum. Sorma, paraların üzerine oturdu. Dur, dur şimdi gelme yoklar. Bir tanıdıkları vefat etmiş. Yarın öğle namazını mütakip gelecekler. Hı, hı. Merak etme. Ben kaç kere söyledim, ayıptır. İnsanların parasının üzerine nasıl oturuyorsun dedim. Neyse, gelince konuşuruz. Hadi güle güle. Söyler miyim? Hadi güle güle. Yarın öğlene kadar buradan giderim. Yoksa paraları bankadan çekmese miydim? Bu kadar parayı ben nerede saklayacağım? Hay akılsız kafam. Hem çekersin hem adamlara gelin dersin. Buralara olmaz. Kendi odama saklayayım. Sabah erkenden de giderim. Artık evde hiç para lafı etme. Sanki biz para işini halletmişiz de artık önemsemiyormuşuz gibi davranalım. Ben bu konularda rol yapamam efendim. Parayı tekrar geri alıncaya kadar be birader. Plakçıları da ararız. Bu kadın böyle böyle deriz. Bu kadın bir acayip deriz. Diken üstünde oturuyoruz deriz. Deriz efendim. Aa hay Allah efendim, siz devam edin ben geliyorum. Hayrola ne oldu? İnsülin iğnemi unuttum efendim. Sabahki telaşlara iğnemi yapamadım efendim. Git git. Diken deyince aklıma geldi. İhmale gelmez. Koş koş. Şekeri bir yandan, huysuzluğu bir yandan. Pes be birader. 1974. 1999. Tamam işte. Ben 2-3 yaşındayken harekat olmuş. Bu adam pekala benim babam olabilir. İyi de ne? Gazi olduğuna göre belki de yaşıyor. Niye benden saklamış olabilirler? Gerçek ailem nerede? İnşallah sadece bir isim benzerliğidir. Önemli konuların ne abi? Kahvaltıda konuşuruz dedin. Neredeyse masanın üzerinde kahvaltı kalmadı. Hala konuya giremedik. Çok acıkmışım. Ben çay alayım. Senin filmini çekenler azmış oğlum. Saat başı aramaya başladılar. Ne istiyorlar abi? Canım abim. İki çift laf edip beni savunamadın mı? Mümkün mü oğlum? Ben ki kendimi belalı sanırdım. Benimle konuşurken başıma silah dayadılar. Vay canına. O derece.
Bildiğin gibi değil. Senin hesabından sürekli para istiyorlar. Ben de veriyorum. Yoksa vuracaklar. Ver abi, çekinme. Para canımızdan daha mı önemli? Abi, o kaset sağda solda yayınlanırsa ne kaybederiz abi? Sorduğun soruya bak. Krediler kesilir. Alacaklar kapıya dayanır. Bırak iflas etmeyi, canımızı kurtaramayız. Çok kötü kıstırdık, öyle mi abi? Bildiğin gibi değil. Yarın öbür gün hesabında para göremezsen şaşırma yani. Bunun bir çaresini bulalım abi. İş uğruna yıllık alkol tüketiminin önemli bir bölümünü ben sağlıyorum abi. Boşuna mı? Yönetim kurulu toplantısında bunu dile getiririz. Getirelim abi, anladım. Müsaadenle abi, sinirden sıkıştım. Sinir sıkışması gibi bir şey. Bu gece seni bekliyorum. Hayır. Sen bilirsin. Neler olabileceğini bir düşün. Senden nefret ediyorum. Ben de. Aa, kurnaz hanım gelmiş. Odasını aradığımızı anlamış mıdır acaba? Hay Allah, Fahri Bey de yok. Ne yapsam? Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek... Bu anahtarı kapının üzerinde bırakayım da giremesinler. Şu sendeki akıllar kimde var kurdan? Bu şarkılar, bu keyifler hayra alamet değil efendim. Odasını bir kez daha aramalı. Hadi Hayri, göreyim seni. Benim ne kadar masum olduğumu bilmez gibi yaparsınız be. Size söylerim be. Ben tek başıma öyle yerlere gitmeye cesaret edebilir miyim be? Vallahi ben karışmam dede. Bence anneannem kızmakta haklı. Ben mantıken, yani Baretta böyle bir rehin kalma durumu yaşasa şurada bitiririm ilişkiyi. Ya siz insanı ipe götürürsünüz be. Hiç olmazsa biriniz benden yana olun be. Anneannemin kalbini kırdın dede. Ben kalp kıranın yanında olmam. Ben de. O zaman git nenenin sinirini al be. Ben bilirim. 3 aylığı alana kadar benimle konuşmaz be. Konuşmasa iyi. Boşanacağım dedi. Yok artık be. Mübaşir bile ismimizi okumaz artık be. Bence kendi imkanlarını anneannemin kalbini tekrar kazanmaya bak. Bence de. Aman. Sen de havan dövücünün hık deyicisin be. Ben de, bence de. Ne olursun be. Ben de bir bireyim. Ben de bir insanım. Benim de duyduğum, gördüğüm şeylere tepkilerim var Nizamettin amca. Haklısınız be. Aynı cinstensiniz. Mecburen aynı kaptan yersiniz. Evet, her şey bir yana, aldatılmak bir yana dede. Vay be. 3 tane mızrak bize doğru durur be. Esir düştük be. Ama sen koş Nizamsın be. Öyle bir kalkansın ki bunu da halledersin. Üzülme, ben sana o konuyu açıklarım. Çok İçin basit. Babalar, kendinize gelin. Ooo, çaylarımız geldi. Baretta sağ olasın. Baretta! Geldin baba. 3 çay istedik. Misafirler gitti, çay gelmedi kardeşim. Burası ne müessese baba? Gelen var, giden var. Al, benden bir çay. Kırmayalım birbirimizi. Merhaba Kamil abi. Merhaba, merhaba Fahri amca. Merhaba. Hayri abi nerelerde? Hayri eve gidip iğnesini yapacaktı, gecikti biraz. Habere bak. Doğdukları günden beri birbirlerinden ayrı yaşayan ikizler askerde buluştu. Şu Allah'ın işine bak arkadaş. Şans işte, milyonda bir ihtimal. Hayat ne garip değil mi? Yıllar sonra insanlar yakınlarıyla buluşabiliyorlar. Aslında şaşmamak lazım. Nasıl ki insan bir sevdiğini kaybediyorsa yıllar sonra da bulabilir. Evet bulabilir. Ya Kıbrıs harekatında hiç kayıp asker var mıdır? Yani... Hiç haber alınamayan. Vardır, olabilir. Dağda Allah göstermesin uçuruma yuvarlanır, vurulur, bir kayanın arasına sıkışır, bulamazsın. Olabilir yani. Bana bak, sen 2 gündür bu Kıbrıs'a taktın, ne oluyor? Bir durum mu var? Yo, öylesine sordum. Neyse sonra görüşürüz abi. Abi, bu çocuğun sıkıldığı bir şey var. Gazeteye yazı dizisi hazırlıyordur. Çaylar taze babalar, getireyim mi? Getir bakalım. Sen bilirsin.
Zafer'in nesi var? Nesi var? Yok baba, bir şey yok. Şeydir, bir şeye sıkılmıştır. Gençlik de olur, üzerinde durmamak lazım. Buldum, paraları buldum çok şükür. Peşimde adammadan kalmayacak artık. Aman efendim, geliyor. Hay Allah, çantayı da mutfakta unuttuk. Oh, rahatladım vallahi. Yarın sabah otobüsten bir yer ayırtmalı. Alo? Alo, santral kızım. Alo. Kızım, bana iyi bir otobüs şirketinin telefon numarasını ver. Bilmem artık hangisi iyiyse, ben anlamam. Anlamazmış. Parası bol ya, har olup harman savuruyor. Yarın sabah zor görürsün o parayı. İlk gördüğümde gözüm tutmamıştı seni. 68 çift 0. Anladım. Teşekkür ederim kızım. Çevir bakalım, çevir. Şöyle en güzel yerden al biletini. Kim Kurnaz görelim bakalım. Kurnaz. Adım Kurnaz beyefendi. Evet. Cam kenarı olsun. Tamam. Kaça kadar? Ben gelemem evladım. Yaşlı insanım. Sabah gelip binerim. Bana bir iyilik yapın artık. Bak, metinizi duydum da sizi aradım. Yoksa şirket çok... Sağ ol güzel oğlum. Allah ne muradın varsa versin. Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları keman olmuş. O yarının taşları keman olmuş. Ne o ya? Bir kadın çığlık attı. Aşağıdan geldi. Kadın canı yanıyor gibi bağırdı Tamer. Durun ben bir bakayım. Demeyi mi bekliyorsunuz? Komşusun oğlum, ilgilen. Belki çamaşır yıkarken elektriğe kapılmıştır zavallı kadın. Peki o zaman. Durun ben bir bakayım. Tuba. Elimdeki çay bardağı da olsa senin şerefine kaldırıyorum. Bakın Tayfur Bey, boşuna uğraşmayın. Ben birlikte olduğum insana ihanet edemem, tamam mı? Yakında hata yaptığını anlayacaksın. Ne yani? Beni esir mi alacaksın? Kaçıracak mısın? Yoksa canıma mı kıyacaksın? Hepsini bir arada söylersem işin tadı kaçar güzelim. Yavaş yavaş. Demliye demliye. Gitti, gitti. Teyze, Kurnaz teyze, ne oldu? Soyuldum. Hırsız girdi. Görünüş itibariyle anlaşılıyor zaten. Ama korkma. Hırsız seni soyduğuna göre ihtiyardır. Fazla kaçamaz. Terbiyesiz. Paramı çaldı diyorum. Tamam teyze. Cana geçeni mala gelsin. Mal neydi? Beni burada lafa tutacağına polis çağırsa da. Sen ne istediğini söylemiyorsun ki. Bir bozlak hava tutturmuşsun gidiyor. Şimdi polis çağırırız. Dur bir dur. Hayır dur, polis çağırma. Ben kendim hallederim. Teyze karar ver. Paran bulunsun mu bulunmasın mı? Ben bulurum. Hadi sen işinin başına. Bak bir daha bağıracak mısın? Hazırlıklı olayım diye soruyorum teyze. Bağırsam da gelme. Ben kendimi de şarj ediyorum. Ay, sesin kulaklarımı çınlatıyor ya teyze. Ben gideyim sonra bağır ya. Bu ne ya? Çabuk aklını başına topla Kurnaz. Seni kim bu hallere getirdi bul. Çabuk bul. Bugünlük bu kadar şaklabanlık yeter. Şimdi herkes kendi köşesine. Gülmek istediğimiz zaman seni çağırırız. Yemin ederim Emel Hanım, bir daha görev mahallini terk etmeyeceğim. Söz veriyorum. İsterseniz taklalar atayım, kurabiye şeklini alayım. Tamam Kale. İki kamyon laf ettiniz, incir çekirdeğinde yine boş yer kaldı. Ben anladım. Özlü söz konuşmadınız demek istiyorsunuz. Konuşayım mı? Bir özlü söz attırayım. Sen çok mu akıllısın? Üç güzelim biri. Sen her söyleneni anlıyorsun da biz Japon maslahat güzar mıyız ya? Vallahi deliye bal tattırmışlar. Çarşıda katran bırakmamış. Bakınız ikiniz tam bir ikili oluşturdunuz. İsterseniz bundan sonra sizin ikinizi sünnet düğününe göndereyim. Yaş ateşle kuru ateşin odununu aynı kefeye... Neydi o laf? Kurunun yanında yaşında yanma vakası. Kes! Beni işgal ediyorsunuz Kale. Dağılın artık. Bizim de bir ev halimiz vardır. Güne başlarken bazı ihtiyaçlar vardır. Sizinki tıkalıdır. Ben anladım. Affedersiniz, düşünemedik. Çok haklısınız. İyi günler. Hemen çıkalım. Biz neyi düşünemedik ya? Yine iki arada bir derede ne düşündün ya? Anlayanlar anlamayanları anlatsın Kale. Hadi dışarı.
Beni kimse aşağılayıp andavallı yerine koyamaz Eleni. Koyamaz. Ne yapamaz? Koyamaz. Bir de anlama ya. Yeter ya. Yani ben ne bahtsız bir kulmuşum ki başıma sizleri vermiş yaradan. Uzun zamandır da aklıma bir soru takılıyor. Bu kurban olduğum yaradan sizin gibileri niçin dünyaya getiriyor? Bize ceza mı veriyor? Oh be! Kadın polis istemedi mi Tamer? İstemedi abi. İstemez zaten. Tek başına el bombası gibi kadın. Öyle bir teyzemiz de olamadı. Başına dert mi istiyorsun? Elinin altında böyle tehlikeli bir madde ne yapacaksın? Güzelim. Bana güzelim deme. Ya sana yediğin sucuk mu dokundu? Abi neydi bu? En pahalı sucuklardan biri. Bozuk olması imkansız. Neyin var güzelim? Sofrayı kaldırabilir miyim artık? Biz de şöyle geçelim abi. Hı-hı. Ne oldu buna ya? Bıraktım da iyiydi. Bilmem. Aslında psikolojiyi iyi bilmek lazım. Belki küçükken evlerine hırsız girdi. Belki tatsız olaylar yaşadı. E bu aşağıdaki olay onu etkilemiş olabilir. Abi sen tam teşekkürlü adamsın yemin ederim. İnsanın her hareketini tarotsuz marotsuz çözüyorsun. Zaten tarotu ve bilumun falları beni örnek alarak icat ettiler. Abi seni örnek alarak yapılan başka icatlar var mı abi? Olmaz mı? Katkılarım olan icatlar var. Mesela çok küçük yaşlarda kırda mantar toplarken mantar toplama aleti icat ettim. Deme abi. Hı hı. Sonra bir gün banyoda... Abi Allah aşkına hepsini bir günde anlatma. Her gün bir tane tamam mı? Tamam. Hadi sen de hazırlan. Bugün yoğun bir trafiğimiz olacak. Canım abim benim. Mucit abim benim. Hemen hazırlanıyorum. Ben istesem filozof olurdum baba. İstemedim. Okula gidip sizin gibi kahvede oturacağıma o kahvede çalışır para kazanırım dedim. Bu da arada bir laf ediyor. İki saat düşünüyorum abiciğim. Boşa dememişler. Bir deli kuyuya bir taş atar 40 akıllı çıkaramaz. Vallahi doğru. Ne oluyorsun birader? Freni patlayan kamyon gibi girdin masadan içeri. Kurtulduk Fahri Beyciğim, kurtulduk. Gitti mi? Şeker iğnesi diye yanlış iğne yapmadın değil mi Ayrı abi? Yalnız konuşmamız lazım efendim. Kuytu bir köşeye gidelim. Niye? Söylesene birader. Size içimdekileri göstereceğim Fahri Beyciğim. Çabukma Ayrı, çoluk çocuk var. İsterseniz kahveyi boşaltayım. Bakın. Bakın gördünüz mü? Sana yapma dedim Ayrı. Aklını başına topla. Neyin var senin birader? Para var efendim. Para. Kurnaz Hanım'ın paraları. Eve girdiğinde yakaladım. Plak şirketinden aldığı paralar. Bize oyun oynayacaktı. Yarıda kaldı. Ne oyunu? Plakçıları yarın öğlen çağırmış. Bizi bırakıp kaçacaktı. Hem kadın da parasız. Bu kadın çok oldu artık. Yapmayın. Yaşlıdır. Belki aklı başında değildir. Hoş görün. Boş verin. Ne yapacağız o paraları efendim? Saklamamız lazım. Elime geçeni tıktım içime. Gel içeri girelim. Burası ortalık yer. Alem adamlar ve selam. Ya fazla açık da edemeyiz. Biraz benim, biraz da o şoförün azgınlığının kurban olduk be. Ne işin var senin pavyonda? Bilmez gibi gidersin. İnsanı sövüş yapıp masaya getirirler be. Kolay gelsin Nizamettin amca. Vay, sağ olasın be. Sen kendiliğinden gelir miydin be? Niye gelmeyeyim ki? Kendini bahçeye mi verdin Nizamettin amca? Onlar benim her şeyimdir be. Arkadaşımdır. Konuşurum, dertleşirim. Sıkılmadan beni dinlerler be. Bir iki tanesi sıkılmış galiba. Baksana soldurmuşsun zavallıları. Yok be. Onlarda hastalık peyda oldu. Sibel evde mi? Evdedir. Hepsi bir olup beni cezalandırırlar. Şu pavyon hikayesi mi? He? Sibel, Mihriban neredesiniz? Buradayım anneanne. Şu dedene bir bak bakayım ne yapıyor aşağıda. Aa, Zafer gelmiş. Deden ne yapıyor? Zafer'le konuşuyorlar. Ben de iniyorum anneanne. Deli kız. Ben masumum be. Aa tabii tabii. Tabii. Yani %50 masumum. Ya adımız çıkmış 9'a, inmez 8'e be. Hoş geldin Zafer. Hoş bulduk. Yukarı gelsene. Aa, burada oturabilir miyiz? Aa, hoş geldin Zafer abi. Buyur Nizamettin amca. Çok güzel ayran yaptım. Kaynanan seviyormuş. Şimdi sana da getiririm. Şuraya otur Zafer. İstersen minder getireyim. Rahat et. İstemem istemem. Sağ ol. Sibel, iki gündür ne oluyor sana?
Çabuk olun efendim. Biri görür bir şey sanır. Bir şey sanırı var mı? Para bunlar, hayır para. Şöyle sırtıma doğru bir bakın efendim. Derinlere kaçmış para olabilir. Eğil biraz, kıpırdama. Gördünüz mü efendim? Evet, bir beşlik var. Şöyle çömel de alayım. Durun efendim, boğacaksınız beni. Ben oturayım, siz öyle alın. Yardıma ihtiyaç var mı beyim? Yok Selahattin Bey, sağ olun. Ne var efendim? Maymun mu oynuyor karşınızda? Estağfurullah. Yardımcı olayım demiştim. Siz içinize bakın efendim. Rezil oluyoruz birader. Öf be. Siz devam edin efendim. Parayı alın oradan, parayı. Karışmak gibi olmasın ama gömleği dışarıya çıkarırsanız para düşer. Aklında bin yaşa birader. Biz bunun aklıyla çok yaşayamayız. Çıkar. Çıkar. Kolay gelsin babalar. Ne yapıyorsunuz? Bir para meselesi var da. Görüyorum. Para dediğiniz nedir? Der mi babalar? Sen işine baksana oğlum. Kediler de bazen hırçın olur babalar. Çıkar hadi, çıkar. E çıkarttık efendim. Ben aynı yerden iki defa kovulmaya alışkın değilim İrfan abi. Zamanla alışırsın. Bazı yoğun günlerde günde 2-3 kere kovulduğum oluyor yani. Ben olsam bir daha uğramam. Seni fena kovuyor. Biz de böyle 3 tur atıp vakit öldürüyoruz. Vakit öldüremezsek iki kişiyi kartaklıyoruz. İrfan! Seni gökte ararken yerde buldum. Ben hiçbir zaman uçamadım ki anneciğim. Niye gökte aradın beni? O teyze. Sana ne? Ne bu şiddet anneciğim, ne oldu? Elinin körü oldu. Soyuldum. Neyim var neyim yok çalındı. Demek ki biz zarar ziyan söz konusu değil. Zaten senin hiçbir şeyin yoktu. Olmasın soyuldum der miyim ahmak oğlum? Yeni buldum bu madeni ama çaldırdım. Ya demek öz kaynaklardan bizim haberimiz yok. Öyle mi anneciğim? Bu aile için bir hesaplaşmaya dönüyor. Ben kahvedeyim abi. Belendiğin bir robot resim var mı anneciğim? Var. Dünyadaki bütün hırsızlar. O zaman kolay. Elimizle koymuş gibi buluruz. Dünyada kaç milyar hırsız var biliyor musun anneciğim? Masum insanlar bir elin parmakları kadar az. Aferin oğlum. Biz de birine iftira atarız. Kime? Bizim üst kattaki serseriye. Ben bağırınca hemen koşup geldi. Hadi gel. Bir ayran daha içer misin Zafer abi? Hayır, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Ben de bir iş arasam iyi olacak. Niye? Daha önce böyle bir düşüncen yoktu. Belki, yani artık evleniriz diye düşündüm. Evlenmek mi? Sen kararını verdin mi? Hayatım, ne demek kararını verdin mi? Aylardır seninle evlenebilmek için nelere katlanıyorum bilmiyor musun? Ya yavaş, Nizamettin amca duyacak. Duysun. Niye gizleyeceğim ki? Aslında ben düğün falan da istemiyorum. Neden? Bütün masrafları evimiz için yaparız. İnsanlar limonata içecek diye niye fazladan para harcayalım? İki gün balayı yaparız. Sendeki bu değişikliklerin nedenini bir anlayabilsin. Beni çok şaşırtıyorsun Sibel. Doğanın adaletine bak. Bir çiçek solarken diğer taraftan yeni bir filiz veriyor. Doğa alıp verme üzerinedir. Al ver, al ver. Yeter ki alınacak dersleri kaçırmayalım be. Ne konuşuyorlar? Ne konuşuyorlar dedim Mihriban. Sibel evlenmekten söz ediyor. Aa, iyi iyi. Zafer ne diyor? Pek bir şey diyemedi damat Buğla anne. Zafer babasının durumunu öğrenirse evlenmekten vazgeçer mi dersin? Ay ne alakası var Makbule anne? Zafer abi kendi başına bir birey mantıken. Ay tamam. Ben birazdan gidip ağzını ararım. İyi. Şimdi